Böyle hani dağlara tırmanan dağcılar var ya, ipi atıyorlar bir yere tutturuyorlar değil mi kancayı, sonra böyle tırmanmaya çalışıyorlar. Bazen beceremiyorlar, düşüveriyorlar. Bazen tutturduğu taş yerinden sökülüp geliyor, yine düşüyor. Böyle bir mücadeleyle hayatımız geçerken düşünün, dağın tepesinden bir halat atıyorlar, seni belinden bağlayıp böyle asansörle çeker gibi çekiyorlar. İşte ben hastalığı, musibeti, hele şu başımıza gelen hadiseleri buna benzetiyorum. Şimdi biz manevi alemde terakki etmek, mesafe ve mertebe kat etmek için devamlı mücadele veriyoruz. Değil mi? Bazen günahlara giriveriyoruz, çakılıveriyoruz. Bazen 10 metre çıkıyoruz, 100 metre aşağı düşüyoruz. Fakat bizdeki o gayreti, o samimiyeti Cenab-ı Hak gördüğü için bize yardım gönderiyor. Değil mi? Bir kanca atıyor yukarıdan, belimizden yakalayıp ve bizi alıp bütün o mertebelerde terakki ettirip manen çok ulvi ve yüksek mertebelere hastalık vesilesiyle çıkartıyor. Bismillahirrahmanirrahim. 12. deva. Ey hastalık sebebiyle ibadet ve evradından mahrum kalan ve o mahrumiyetten teessüf eden hasta. Bil ki hadisçe sabittir ki müttaki bir mümin hastalık sebebiyle yapamadığı daimi virdinin sevabını hastalık zamanında yine kazanır. Farzı mümkün olduğu kadar yerine getiren bir hasta sabır ve tevekkül ile ve farzlarını yerine getirmekle o ağır hastalık zamanında sair sünnetlerin yerini hem halis bir surette hastalık tutar. Şimdi bizim Allah'a olan ibadetimizin en makbulü ihlaslı olanlarıymış. Yani Allah katında ibadetin makbuliyet derecesi içindeki ihlas oranıyla doğru orantılı. Ne kadar ihlaslıysa o kadar makbul. Ne kadar samimiysek o kadar o ibadet makbulleşiyor. Allah katında bir değer ifade ediyor. Şimdi eskiden Osmanlı zamanında Osmanlı'nın sikkeleri vardı, paraları. Osmanlı kara kuruşu vardı. O zaman paranın gerçek değeri vardı. Çünkü o demir madeni paraların içinde altın karışımı vardı. Paranın içinde altın miktarı ne kadar çoksa o para o kadar değerliydi. Şimdi aynısı ibadet için geçerli. İçinde ihlas değeri, samimiyet değeri ne kadar yüksekse ibadetin içinde, o ibadet Allah katında o kadar kıymetli, o kadar değerli. Şimdi şu hastalıkların içinde, belaların, musibetlerin zamanında yapılan ibadetlerin ihlas değeri, samimiyet değeri çok çok yüksek olduğu için en makbul ibadetin şimdi tam zamanı. Hem hastalık insandaki aczini, zaafını ihsas eder, hissettirir. O aczin lisanıyla ve zaafın diliyle kalen, halen ve kalen bir dua ettirir. Şimdi zikri kalbe indirmek diye bir mana var. Zikri kalbe indirmek. Tarikattaki zikirdeki maksat budur. Yani dille devamlı tekrarın manası onu değil mi? Dilden kalbe indirmenin değil mi? Ön hazırlığıdır bu. Çabasıdır, gayretidir. Mesele aslında nedir? O zikri kalbe yerleştirmektir. Şimdi kalbe yerleşip yerleşmediği nereden belli olur? Şimdi dilimizde zikrettiğimiz yaşantımıza, halimize, ahvalimize yansıyorsa işte o zikir kalbe inmiştir. Şimdi duanın kalbe inme zamanı. Şimdi dua ne zaman kalbe iner? Her vakitte dua ediyoruz değil mi? Namazlardan sonra elimizi açıyoruz, Cenab-ı Hak'tan istiyoruz. Fakat her zaman Allah'a şimdiki kadar ihtiyaç hissetmiyoruz. Her zaman Cenab-ı Hakk'a karşı ihtiyacımızı, mahcubiyetimizi, acizliğimizi tam hissetmediğimiz için çok zaman hatta duanın arkasından bazen soruyorum ben. Bu namazdan sonra Allah'a ellerini açtın. Ne istedin Allah'tan diye soruyorum. Hatırlayamıyor. Şimdi bazen biz de hatırlayamıyoruz. Ezberlemişiz birkaç bir şey söyleyip geçiyoruz. Sipariş yazdırır gibi birkaç bir şey söylüyoruz. Yani aslında ne ettiğimiz duadan bizim haberimiz var ne de aklımıza geliyor. Şimdi böyle bir duanın makbuliyet derecesi değil mi? Kat'i bir iltica ile, tam bir mecburiyetle,
ızdırar haline gelip artık bıçak kemiğe dayanmış vaziyette, çaresiz bir halde Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında yaptığı, Yusuf Aleyhisselam'ın kuyunun dibinde ve zindanda yaptığı dua gibi bir duayla boy ölçüşme ihtimali var mı? Öyleyse şu hadiseler ne yapıyor bizi? Eyüp Aleyhisselam'ı hastalığın sıkıştırması gibi, Yunus Aleyhisselam balığın karnında sıkışması gibi, şu anda da Cenab-ı Hak Yunus misal, Eyüp misal insanlığı, beşeriyeti sıkıştırıyor. Gözde görünmeyen bir mikropla. Ta ki ne yapsın değil mi? Kat'i bir iltica ile, halis ve samimi bir dua, Allah'a bütün şiddetiyle ihtiyacını hisseder bir tavırla yapılan bir dua bu dudaklardan değil mi, bizim halimizden, ahvalimizden dökülüversin diye inşallah. Demek Cenab-ı Hakk'ın bu virüsle bize gönderdiği müthiş ve muazzam bir hediye var. Manasını okuyup hakikatına inebilirsek bizim için müthiş bir fırsat bu. Zahiren kriz ama hakikatte fırsat. Hem hastalık insandaki aczini ve zaafını ihsas eder. Geçenlerde de yine anlattık, mevzu geldi, tekrarlayacağım bunu. Bir abimizle hastaneye ziyarete gitmiştik. Ziyaretimiz bitti, dedik mescitte namaz kılalım, öyle gidelim. Mescide vardık, baktık bir köşede böyle iki dizinin üstüne çökmüş, ağlayarak böyle inleyen, dua eden birisini gördük. Yanımızdaki abi dedi ki, görüyor musun bunu dedi. Eski zaman velileri, evliyaları ancak böyle duaya muvaffak olabilirdi. Bu dua, bu tarz dua, böyle samimi, böyle halis, böyle Allah'a bütün ihtiyacını hisseder bir vaziyette yapılan dua, eski zamandaki büyük zatlara mahsustu ancak. Bak şimdi bu zat, bu hastalık vesilesiyle yakını, akrabası veya değil mi, evladı içeride hastanede yatıyor. Onun için o vesileyle öyle bir iltica ediyor ki, öyle bir sıkışmış, Cenab-ı Hakk'a öyle bir yalvarıyor, öyle bir tazarru ediyor ki, birden ne yapmış onu? Hastalık ve musibet onu velayet derecesine çıkarmış. Veliler gibi yalvarıyor Allah'a. Ne demek bu ya? Bizi ne yaptı? Adeta böyle, ben şuna benzetiyorum çoğu zaman hayatımızın gidişatını. Böyle hani dağlara tırmanan dağcılar var ya, ipi atıyorlar bir yere, tutturuyorlar değil mi kancayı, sonra böyle tırmanmaya çalışıyorlar. Bazen beceremiyorlar, düşüveriyorlar. Bazen tutturduğu taş yerinden sökülüp geliyor, yine düşüyor. Böyle bir mücadeleyle hayatımız geçerken, düşünün, dağın tepesinden bir halat atıyorlar, seni belinden bağlayıp böyle asansörle çeker gibi çekiyorlar. İşte ben hastalığı, musibeti, hele şu başımıza gelen hadiseleri buna benzetiyorum. Şimdi biz manevi alemde terakki etmek, mesafe ve mertebe kat etmek için devamlı mücadele veriyoruz. Değil mi? Bazen günahlara giriveriyoruz, çakılıveriyoruz. Bazen 10 metre çıkıyoruz, 100 metre aşağı düşüyoruz. Fakat bizdeki o gayreti, o samimiyeti Cenab-ı Hak gördüğü için bize yardım gönderiyor. Değil mi? Bir kanca atıyor yukarıdan, belimizden yakalayıp ve bizi alıp bütün o mertebelerde terakki ettirip manen çok ulvi ve yüksek mertebelere hastalık vesilesiyle çıkartıyor. Tabi bunun şartı nedir? Farzı mümkün oldukça yerine getirmek, bir de hastalığın manasını ve hakikatini anlayıp ilahi bir hediye olduğunu değil mi idrak edip isyan ve itiraz etmemek. Cenab-ı Hak nasip etsin inşallah. Hem hastalık insandaki aczini, zaafını ihsas eder, hissettirir. O aczin lisanıyla ve zaafın diliyle kalen ve halen dua ettirir. Demek dilimizdeki duayı hastalık ne yapıyor? Halimize de indiriyor. Artık hem dilimizle hem de halimizle dua ediyoruz. Dua bahsinde hatırlarsanız bir şey anlatmıştık. Bir dilenci, sadece böyle güzel giyimli, çok da ihtiyacı varmış gibi görünmeyen bir dilenci, sadece elini uzatsa, ver abi ver ver dese, Allah rızası için bir sadaka dese, içimizden vermek gelmiyor. Niye? Çünkü hali verme diyor, dili ver diyor. Biz daha çok hali kale alırız, hali muhatap alırız. Fıtratta o var çünkü. Şimdi ama mesela bir baksan ki üstü başı perişan değil mi, mesela gözleri yaşlı, muhtaç olduğu belli, soğuktan titriyor. Ver diyecek dermanı da kalmamış, dili de dönmüyor ver demek için, Allah rızası için bile diyemiyor. O vaziyetteki bir insan diliyle söylemese bile hali ne yapar, bizi çok etkiler, cebimizde ne varsa boşaltır veririz. İşte Cenab-ı Hak diyor ki siz nasıl diyor, sizden isteyene karşı onun haline baktınız, onun ihtiyacının şiddetine baktınız. Onun çaresizliğine baktınız, hali sizi etkiledi, neyiniz varsa verdiniz, siz de diyor benim kapımı çalarken, bana gelirken böyle gelin diyor.
Yani ihtiyacınızı sadece dilinizle değil de halinizle, tavrınızla, bütün varlığınızla, iliklerinize kadar Allah'a ihtiyacınızı hissedin. Öyle kapısını çalın. Mümkün değil, Cenab-ı Hak sizi o kapıdan boş çevirmez diyor. Demek duayı kalden hale indirmenin de bir vesilesi musibetler ve hastalıklarmış. Cenab-ı Hak insana hassiz bir acz ve nihayetsiz bir zaaf vermiş ta ki daimi bir surette dergah-ı ilahiyeye iltica edip niyaz etsin, dua etsin. قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ. Yani eğer duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Bu ne demek biliyor musunuz bu ayet? Kulun Allah katındaki ehemmiyeti ve kıymeti duası kadar. Duasının çokluğu kadar, duasının derinliği kadar, duasının kalitesi kadar, duadaki samimiyeti ve ilticası kadar. Kul Allah'a ihtiyacını hissettiği nispette Allah katında kıymetlidir. Allah Allah. Eğer duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Ayetin sırrıyla insanın hikmeti hılkati ve sebebi kıymeti olan samimi dua ve niyazın bir sebebi hastalık olduğundan bu noktayı nazardan şekva değil, Allah'a şükretmek ve hastalığın açtığı dua musluğunu afiyeti kesbetmekle kapamamak gerektir. Demek hastalık bize bir musluk açıyor. Hastalık bize yeni bir kulvar açıyor. Hastalık bize makbul duanın tam böyle mevsimini açıyor. Neye benziyor biliyor musunuz? Nisan yağmurları gibi böyle düştüğü toprağı bereketlendirir ya. Şu musibetler, bu sıkıntılar, şu belalar inanın şu dünyaya çok şeyler kazandırdı. Şu son bir ayda, belki iki ayda dünya insanı çok günahlardan kendini çektiği gibi çok güzelliklere de bu musibet vesilesiyle yetişti. Kimileri değil mi sabrı öğrendi, kimileri mukavemeti, metaneti öğrendi, kimileri ilticayı öğrendi, kimileri değil mi dünyanın faniliğini öğrendi, kimileri asıl hayatın ahiret olduğunu, beka olduğunu öğrendi. Hepimiz bu virüsten çok şeyler öğrendik ama şu dersler, şu hakikatleri okumak, dinlemek, meşgul olmak inşallah bizim şu hadiselerden alacağımız dersleri daha çok artıracak. Daha fazla ders alıp inşallah hayat kalitemizi yükseltmemize vesile olacak.